Büyükşehir Belediyemiz adına İstanbul Planlama Ajansı'nın ortaya koyduğu bu yarışmanın sonuç günündeyiz. Bu törende bir araya gelmek gerçekten İstanbul için çok kıymetli bir başlangıçtır. Bunun altını çizmek gerekir. Hep söylediğimiz şey vardı başından beri, mutlak şeffaf olacağız, mutlak katılımcılığı destekleyeceğiz ve kesinlikle bizi en az hatayı yapmaya dönük koruyacak mekanizma olan ortak aklı her zaman hakim kılacağız demiştik. Bunu da halen en güçlü şekilde savunuyoruz. Bunun İstanbul adına en tatlı tanımı İstanbul senin tanımlaması. İstanbul senin dediğimizde bu kentin yaşayan herkesin, her kesimin içinde olduğu bir duygudan bahsediyoruz. Hafta sonu bir duygusunu dile getiren bir siyasi partinin grup başkan vekili biz yaptık dedi. İlk defa biz kelimesini kullandırtmanın keyfini yaşıyorum. Evet, biz yaptık, biz yapıyoruz, biz yapmaya devam edeceğiz. Çünkü o bizim içerisinde bütün İstanbullular var. İstanbullunun parası var, emeği var, alın teri var. Hatta işte bugün itibariyle tasarım gücü de var. Bu bakımdan bu an çok değerli. Tabii jüri üyelerimiz bu sürecin başından beri sevgili Emrah Şah'ın ifade ettiği gibi çok titiz davrandılar. Adım adım uzaktan böyle hassasiyetle takip ettiğim bir süreci izledim. Çok hassas işin prensiplerini, kurallarını oturttular. Çok kıymetli katılımcılar katıldılar. Az önce sadece bir temsili şahsiyetleri burada gördünüz, tasarımcıları gördünüz. Doğan Bey de ifade etti, gerçekten genç, kadın ağırlıklı bir katılımı da gördük. Zira proje gruplarının da büyük bir bölümü bu şekildeydi. Tasarımcıların bu harareti, katılma arzusunun en üst seviyede sürece dahil olması, yansıması da bizim için çok kıymetliydi. Çünkü İstanbul'un her alanının hepimize ait olduğu ve özellikle tasarımcı gücünün toplumdan topladıklarını yansıtabilme fırsatının onlara verilmesinin ne değerli ne de ve de ne böyle insanı mutlu eden bir tasarıma kavuşmasının anı bu an. Zira İstanbul'a kimliğini kazandıran alanları konuşuyoruz. İşte Taksim Meydanı, 100 yıla imza vurmuş bir alan. Acısıyla, tatlısıyla, ne yazık ki bazen çok kötü anılarıyla, bazen de büyük coşkularıyla kentin çok değerli bir alanı. Aslında bir Cumhuriyet Meydanı, Taksim Meydanı kadar geçmişteki ismine baktığımızda Gezi Parkı'yla beraber, çevresiyle beraber İstanbul için çok çok önemli bir alandan bahsediyoruz. Salacak bana göre kıyıları, Üsküdar'ımızın o güzel sahil şeridi dünyanın en güzel manzarasına sahip. Kız Kulesi'nden ta Dolmabahçe Sarayı'na kadar, bir taraftan Tarihi Yarımada'dan, Topkapı Sarayı'ndan Sultanahmet'e, Ayasofya'ya varıncaya kadar o güzel silüeti en güzel karşıladığınız, en güzel gördüğünüz yer. Geçmişte bir dönem Kadıköylü, bir dönem Bakırköylü olarak yaşamış bir insan olarak hem Kadıköy'ün meydanının milyonlarca insanı ağırladığını, hem Bakırköy'ün meydanının milyonlarca insanı ağırladığını biliyoruz.